Merhaba arkadaşlar, Anno 1800 3. bölümde karşınızdayız. Evet, biliyorsunuz en son işçi seviyesine geçmiştik ve bununla ilgili inşaatlara başlamıştık. Şimdi işçi sayımızı artıracak şekilde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Şimdi bu genel ihtiyaç olarak gıda maddelerinden sosis ihtiyacı işçilerde mevcut. Bunu artırmak için kurmuş olduğumuz hayvan çiftlikleri ve kesimhanelere önem vermeye çalışıyoruz. Lakin buradaki en büyük darboğazımız bu binaları tamamlamak için tuğla. Tuğla üretimi yanı sıra depolardaki yoğunluk da paralelde bizim için etken. Yani bir yandan toprak toplamamız gerekiyor, toprağa aktarmamız gerekiyor derken bir yerde yangın başlamış. Hemen buraya müdahale etmemiz lazım. Buradaki yangına erişmesi için itfaiye kurmuştuk. Bu itfaiye yangına erişecek, buradaki yeri söndürecek. Şöyle bir FPS moduna geçelim, yakından bakalım. Evet, insanlar sıkıntı yaşıyorlar. Tulumbacılarımız buraya gelmiş. Ha, tulumbacılar bizi de ıslattılar. Bak, bu güzel olmuş. Tulumbacılar görevinin başında yangına müdahale ediyorlar. Birazdan söndürürler. Kaynak ihtiyacımıza baktığımız zaman dediğimiz gibi sosis şu an bizim için önemli. Sosis üretmek için gerekli olan işletmeleri kurmak için de tuğla lazım. Hem tuğla miktarımızı artırmamız lazım, hem de sosis miktarını artırmamız lazım. Şimdi bu bölgede blueprint olarak kalan, taslak olarak kalan çiftçi binalarımızı bir kuralım. Birazcık çiftçi sayımızı artıralım. Çünkü işçi seviyesine geçtikten sonra çiftçilerle işimiz bitmiyor. Yeni kaynak ihtiyaçlarına karşı yeni kurulacak tarlalar vesaireler, bunlar için tekrar yine çiftçiye ihtiyacımız var. Ama çiftçilerle işçilerin gereksinimleri birbirinden farklı. İşçiler çiftçilerin olduğu gereksinimlere ilave yeni şeyler de istiyorlar. Mesela sosis bunlardan bir tanesi. Onun için sosis kaynağımızı artırıyoruz. Şimdi buraya bir ticaret odası, ticaret birliği koymayı planlıyoruz. Şimdi ticaret birliği olan yerlerde işte bu görünen yuvarlak alanın içerisindeki bölgedeki binalardaki çalışma şartlarında iyileştirme yapma şansımız oluyor. Yani verimi artırabiliyoruz, çalışma koşullarını iyileştirebiliyoruz vesaire. Bu bizim için büyük katma değer sağlıyor. Ama tabii bunlar için şu an ciddi kaynaklara ihtiyacımız var. Bu kaynaklara eriştikten sonra belki bu ticari birlikleri, ticaret odalarını kurma şansımız olacak. Evet, bakalım görevlerde neler varmış. Merkezde bizim bir gemimiz var mı? Buradan birazcık ham madde alalım. Ham madde ihtiyacımız büyük. Buraya getirelim. Ham maddelerimizi merkez adamıza getirelim. Buradaki inşaat faaliyetlerine devam ederiz. Bir yandan da yangın söndürme faaliyetlerimiz devam ediyor. Güzel. Buradaki depomuzda da şu an için yoğunluk yok ama buradaki son kurmuş olduğumuz kesimhanelerden sonra sucuk salam neyse imalatında buralarda kalabalıklaşacak gibi gözüküyor. Özellikle depo kurduğunuz zaman her tarafına yol kurmanızda fayda var. Evet, bir seviye atlamışız. Bu seviyede yeni binalar daha giriyor. Yine işçi seviyesindeyiz ama işçi seviyesinin ikinci etabına, ikinci seviyesine gelmiş olduk. Bize burada artık buğday tarlası kurma imkanı sağlıyor. Buğday işçi seviyesi ve bundan sonraki seviyeler için önemli bir malzeme. Buğdayı da önemli bir kaynak. Buğday için de şöyle iki tane tarla kuralım. Bu çok fazla bir geniş alana yayılıyor, buğday tarlaları. Onun için kurduktan sonra merkez binasını ileriye doğru gideceğiz. Tabii şimdi bu tarlaları kurmak için ormanları katlediyoruz. Yapacak bir şey yok. Geri dönüşü olmuyor. Bu oyun biliyorsunuz kaynak yönetimi üzerine. Ormanları yıkıp yerine küçük minik minik parklar yapıyoruz. İşte aynı gerçekteki gibi. Buradaki depomuz şu an şişmiş durumda. En son kurmuş olduğumuz binalardan sonra merkez lojistik depomuz tamamen lojistik kısıtlama altına kalmış gibi gözüküyor. Yani buraya bir depo daha kurmamız lazım ya da deponun yükleme boşaltma noktalarını artırmak gerekecek. Evet, gazetemiz gelmiş. Şuradaki işlemi de yaptıktan sonra bakalım gazeteye neler basılacak, neler yapılacak. Belli bir seviyeye geldikten sonra işte yılda bir sefer bize bu gazeteyi soruyor, neler basalım, neler basmayalım diye. Basından sorumlu arkadaşımız bizim. Biz de ona göre yönlendiriyoruz. Şu son kurduğumuz binaları bitirelim. Şuraya birkaç tane daha çiftçi binası kurabilecek miyiz acaba? Yok. Evet, yine bir çiftçi krizimiz var. Çiftçi sayısını ayarlayamadık. Çiftçiler huzursuz. Onun için birazcık bazı binaları yine yavaşlatmaya alalım. Depomuz full boş. Daha doğrusu sevkiyat araçları yaklaşamıyor şu an. Sıra çok sevkiyatta.
getirmiş olduğumuz kaynaklarla buraya birazcık malzeme aktaralım. Belki bir tane daha depo kurabiliriz. Şimdi buğdaydan tabii un ve undan da ekmek üreteceğiz. İşçilerin ihtiyaç duyduğu ikinci malzeme ekmek. Yani sucuk ve ekmek yiyorlar şu an. İşçiler, çiftçiler balık yiyorlardı biliyorsunuz. İşçiler de sucuk ve ekmek yiyor. Onun için ekmek üretmekle ilgili faaliyetleri tamamlamamız lazım. Şuradaki kalan son birkaç çiftçi evini daha inşa edelim. Birazcık daha buralara çiftçi yerleştirme şansımız olacak. Evet, bu binamız da kurdu. Şimdi yel değirmeniyle un üreteceğiz. Buğday alacak bir yerden. Aldığı buğdayları una çevirecek. Şimdi depomuzun sevkiyat portlarını artırdık. Bu bize şimdi iki yerine artık 3 tane at arabasını aynı anda yükleme boşaltma imkanı sağladı yeni portlar. Böylelikle de o taraftaki sırayı birazcık azaltacağız. Belki dediğim gibi biraz imkanlarımız el verdiğinde tekrar ikinci bir depo daha, ikinci bir lojistik merkezi daha oraya kurarız. Blueprint olarak kilisenin de yerini belirledik. Şimdi işçiler için önemli noktalardan bir tanesi de sosyal imkanlar olarak kilise, çiftçi seviyesinde biliyorsunuz pazar yeri ve taverna vardı. Eğlence noktası, sosyalleşme veya kültürel nokta ne dersek adına. İşçilerde de şu an için öncelikle kilise başlıyor. İlk ikisi çiftçilerdekine ilave olarak. Burada bir görev daha var herhalde. Buna şuradan bir malzeme gönderelim. Kabul edelim. Bu bizde dursun. Bize artı puan katacaktır Bente'nin yeni görevi. Evet. Bu arkadaş, şapkalı arkadaşın dediğini de yapalım bir yerden bir yere. Bir şey götürmemizi istiyor, onu da yapalım. O da orada takılsın. Belki oradan birazcık para gelir. Çünkü şu an nakit akışımız da çok uygun değil. Yani bilançoda geride gidiyoruz gibi gözüküyor ama toparlarız inşallah. Evet. Şimdi limanla ilgili çeşitli binalar var. Bunlardan da bir tanesini buraya koyalım. Çünkü biliyorsunuz bu oyunda adalar arasındaki hareketi gemilerle yapıyoruz. Onun için ne kadar çok gemimiz olursa o kadar rahat hareket edeceğiz. Çünkü gemiler bizim için de bir kısıt. Onun için bir tersane inşa edeceğiz. Basit gemiler için bir tersane inşa edeceğiz. Bir de kaynaklarımız çoğalmışken ikinci bir tuğla fabrikası daha kuruyoruz. Çıkartmış olduğumuz madenlerde birazcık daha tuğla üreteceğiz. Hazır kaynağımız varken de çiftçiden işçiye dönüşüm olarak yine bir 5 parsellik alanı daha işçiye uygun hale getirdik. Şu Bente'nin malzemesini bir teslim edelim. Görevimiz tamamlanmış olsun. Adamıza devam edelim adamıza. Kaynak olarak yine sucuk birazcık geride. Ekmek 0. Bu arkadaşın görevini de yaptık. 7000 küsür lira da buradan gelsin. Güzel. Biraz paramız oldu. Birazcık daha tuğla lazım kiliseyi inşa etmek için. Şimdi her yeni kurulan seviyedeki binalar yeni kaynaklardan da istiyor ve yüksek miktarda istiyor. Yani küçük miktarlarla başlayan bina serüveni daha yeni binalarda daha fazla malzeme ihtiyacıyla gidiyor. Tam bir kapitalist düzen işte biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi patates rotamızı bir kontrol edelim. Başka ne değişiklik yapabiliriz? Bu tarafa da malzeme göndermemiz lazım. Belki ticaret rotasına bu tarafla da ilgili bir şey koyabiliriz. Şimdi bu kurmuş olduğumuz tersanede önemli olan malzemelerden bir tanesi de yelken. Yelken üretmek için çiftçi seviyesinde kurmuş olduğumuz işte koyun çiftliklerinden elde edilen iplik. İplikten de yelken üreteceğiz. Yani yelken gemi üretmek için yelkene ihtiyacımız var. Yelkene ve tahtaya. Tahtayı zaten üretiyoruz. Keresteyi. Yelken gerekecek. Yelken içinde iplik gerekecek. İplik zaten üretiyorduk halihazırda kıyafetler için. Aynı ipliği şimdi yelken üretiminde de kullanacağız. Lakin iki tarafta aynı ham maddeye ihtiyaç duyacağı için, aynı yarım amire ihtiyaç duyacağı için iplik üretim imkanlarını da birazcık artırmamız lazım. Çünkü kuracağımız gemiler bizim kıyafetlere göre çok daha fazla iplik tüketecek. Evet, ekmek üretimimiz başlamış. Ekmek üretimi başladığı için ekmek depoları
gıda işletmelerinde çoğalmaya başladı. Ekmek stoklarımız çoğalmaya başladı. Bu da işçileri orta vadede mutlu edecek gibi gözüküyor. Şöyle bir daha bakalım kaynak yönetimimizde neler var. Gemilerde neler var. Burası yine şişkin durumda depomuz. Deponun yerini iyi tayin edemedik. Belki bir tane daha depo buraya koymamız lazım ama sürekli yeni kaynaklar, yeni malzemeler vesaireler derken bir türlü depoya para yetiştiremedik. Buradaki depomuz fena değil. Buradaki binaların çevrim süreleri birazcık daha uzun. Şimdi bazı binalar işte dakikada 4 sefer ürün gönderiyor depoya. Bazı depolar 2 defa gönderiyor. Burada bir görev daha var. Onu da kabul edelim. Oradan da para gelir. Belki bir şeyler hediye gelir. Çünkü ileride kurmuş olacağımız ticari binalar hep ihtisas sahibi yöneticiler vesaireler isteyecek. Bu yöneticiler falan bu görevler vasıtasıyla da verilebiliyor. Bu da bizim için önemli bir kaynak oluşturur. Burada tuz madeni varmış. Belki ileride kullanabiliriz. Şöyle bir yol daha geçirelim. Burada madene yakın bir şekilde olsun. Tabii düzgün kuramadık yolu. Şöyle bir silelim. On every street corner in no time to meet our patron is utterly gazeteci yine musallat oldu. İlla bak diyor gazeteye. Bakacağız. Azıcık daha halkımız gelişsin. Bakarız şu ankiler. Çok önemli değil. Geleceğin haberler bize. Bir görevimiz daha var. Bu sefer çiftçi seviyesinden gelen bir görev. Onu da yapalım. Oradan da birazcık belki imkanımız olur. Hediye bir şeyler gelir. İşte bu yeni kurduğumuz deponun etrafına yollarımızı çekelim. Burada iki tane demir cevheri var. Demir madeni kurulması için uygun alanımız mevcut. Buraya demir madeni kurduğumuz zaman buralardan demir cevherini toplayacağız. İşleme merkezlerine doğru götüreceğiz. Zannedersem seçmiş olduğumuz adada kömür yok. Kömür olmadığı için şöyle bir rota yapmamız lazım. Patates götürdüğümüz yere, patates götürdüğümüz zindana kömür alımı teklif ettik. Oradan kömür alacağız. Çünkü demiri işlememiz için kömür lazım ve kömür en önemli malzemelerden bir tanesi. Şimdi birinci madenimizi buraya bir kuralım. Buradan mühimmatları, malzemeleri toplarız. Bu yol üzerinden gelsinler. Daha sonra buraya da bir kömür işleme tesisi kuralım. Getirmiş olduğumuz kömür cevherini de burada işleyerek kömür madenine çevireceğiz. Şimdi binaları blueprint olarak kuralım. Nerelere ne yerleştireceğimizi, malzemeleri biriktirdikçe ve uygun inşaat malzemelerimizi toparladıkça buralara kurma şansımız olacak. İtfaiye de buraya lazım olacak. Çünkü buradaki binalar çok hassas ağır sanayi binaları. Bu ağır sanayi binaları çabuk yangın çıkma ihtimali olan yerler. Evet. Tamam, bunlar blueprint olarak burada kalsın. Buradan devam ederiz. Şimdi işçi seviyesinin yeni seviyesi bize ihtiyaçlar kapsamında, işçi ihtiyaçları kapsamında sabun da istiyor. Sabun üretmek için yine hayvansal gıdaya ihtiyaç var. Hayvansal gıdayı rendelenmiş işte yağ çeviriyoruz. Yağ çevirecek bir tesis kuruyoruz. Oradan da sabun üretiyoruz. Sabun tesisiyle, sabun fabrikasıyla sabun üreteceğiz. Şimdi bize bir görev daha gelmişti. Bunu da yapalım. Şehir merkezinin resmini çek demişti. Şöyle güzel bir resim çekelim. Bunu kabul etti diyelim. Herhalde bize ödül puanı verecek. Verdi güzel. Bize birini hediye etti. Bu vatandaş neci bilmiyorum ama bunu ticaret odalarında değerlendirme şansımız mevcut. Bu arkadaş anladığım kadarıyla hayvancılıkla ilgili biri olabilir. Onunla ilgili bir yere şöyle yerleştirelim. Bütün hayvancılık binalarını içine alsın. Oradaki koyacağımız yer. Evet. Tamam arkadaşlar. Bu bölümde burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.